Merhaba arkadaşlar, Project Zombate'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır Project Zombate'e bölüm gelmiyordu. Malum başka işlerim vardı. Söylemiştim sana Euro Truck Simulator bölümünde. Mahkeme falan filan vardı. O yüzden gelmiyordu arkadaşlar bölüm. Genelde Terraria bölümleri atıyordum. Sonunda çekmeye fırsat buldum abi. Şimdi şurada benim lahanalarım vardı, hatırlarsınız arkadaşlar. Bu lahanaları topladım ben. Nereye koydum abi? Şuraya bir yere koydum sanırım. Eşyalarımı yukarıya taşıyordum. Artık base'i yukarısı yapacağız. Bir abonemizin yazdığı yorum, hani merdivenleri kır falan filan. Ben de zaten öyle bir şey düşünüyorum. Normalde kırmayı düşünmüyordum da sonradan vazgeçtim. Kıracağım. Merdivenleri kırıp üst katı yapacağız. Güvenli hale getireceğiz. İleriki zamanlara kadar yaşayabilmek için. Lahanaları buraya koydum arkadaşlar. Buraya bir yere. Ama nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Bulabilirsem. Oğlum nereye koydum la? İlaçlarımı buraya çektiydim. Aşağıdan her şeyi özenle tek tek taşıdıydım abi yukarı. Yani depoyu boşalttıydım yukarı tarafa. Lanaları şu şekilde yaptım arkadaşlar. Mesela lanalar büyüdüğünde topla diyor ya. Hemen toplamayacaksınız. Eğer hemen toplarsanız sadece lanayı alırsınız. Ama bir gün daha beklerseniz ya da bir iki gün, lanaların üstünde çiçek açıyor. Çiçek açtığında topladığınız zaman tohumla birlikte topluyorsunuz ve bu şekilde döngüyü sağlayıp tekrar bitki ekebilirsiniz. Anladınız mı? Yani tohumla çiçek açmasını bekleyerek toplayın. Bu sayede tohum da elde etmiş oluyorsunuz. Çünkü tohumlar elinin sonunda bir gün bitecek. Şöyle 140 tane tohum alalım üzerime. Tohum ek. Lahana ekelim şimdi tekrardan. Terraria rehber çektim arkadaşlar. 10 bölüm. Hani üst üste. Başka oyun gelmedi. Onun sebebi de söylediğim gibi işlerim vardı. Şimdi Project Zombate'i bayağıdır çekmiyorduk. Tabii ki de devam edecek. Bitene kadar devam edeceğim bu seriye. Hatta Project Zombate'i de Terraria rehber gibi, Terraria'nın rehberini yaptığım gibi Project Zombate rehber diye bir seri de yapacağım. Yine 5'er 10'ar dakikalık videolarla itemleri falan tanıtacağım. Ne yapacağınızı anlatacağım. Bir seri de olacak. Bu tarzdaki bütün oyunlara bu yani oynayıp sonradan rehberini çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Öyle bırakacağım. Seven Days neden gelmiyor diye soruyorsunuz. Seven Days'i baştan başlayabilirim. Sıfırdan başlama gibi bir ihtimalim var arkadaşlar. Ondan bayağı bir koptum çünkü. Bayağıdır oynamıyoruz. Bayağı geride kaldık, onunla koptu. Onu sıfırdan başlayıp seriye tekrardan başlayabilirim. Ama henüz değil. Çünkü şu an yarım kalan seriler var. Onları bitirmeyi planlıyorum. Onlar bittikten sonra yükleneceğim. Yani artık tek oyunlara yükleneceğim. Çünkü eskiden kanalda bir tek Terraria vardı. Başka tarz oyun yoktu. İnsanlar her istediğine giremiyordu. Şimdi kanalda bitirdiğim 6 tane seri var. Çeşit çeşit bir sürü oyun var. İstediğinizi seçip oynayabiliyorsunuz. Yani oynayabiliyorsunuz diyorum. İzleyebiliyorsunuz. O yüzden artık böyle bir seriye elime alıp onu yüklenip bitireceğim. Sonra başka bir seriye alacağım elime, onu bitireceğim falan gibisinden gidecek yani. Şey yapmayacağım. Ayrı ayrı böyle 10 tane oyunu aynı anda oynamaya çalışmayacağım. Çünkü çok zor oluyor. Gerçekten yüklemesi, hepsini çekip hazırlaması falan zor oluyor. Hani belki 2-3 tane oyun aynı anda oynarım ama 10 tane falan olmaz yani. Şimdi serilerimi azaltmaya çalışıyorum. Elimdeki seriyi 3'e falan indirirsem 3 oyunu bir arada oynayabilirim yani. Şimdi yeni tohumları ektik. Yiyecekleri buraya aldım. Barbekü vardı. Heh, lanaları buraya barbekünün içine koymuşum beyler. Bu lanaları arkadaşlar topladım. Bakın şuradan, sadece şu bölgeden 145 tane lana toplamışım. Şey, işte çiçek açtığında topladığınız zaman tohum da almış oluyorsunuz. Tohumla birlikte almak 10 numara. Şimdi ben şeye bakmak istiyorum. Neyim var, neyim yok. İlaçlarım var, dal var, kömür var. Alçımız falan filan var. Şeyim yok benim. Malzeme. İşte telmiş. Şeymiş. İtemim yok mu? Olması lazım. Zamanlayıcı, çalar saat. Ha, dikenli tel. Tel. Tamam, 6 tane yetiyordu galiba. Peki bunu yapmak için
Elimde ne olması gerekiyordu? Ya ben şeyi kaybettim biliyor musunuz? Hala bulamadım onu. Tornavidayı abi. Nereye koyduğum hakkında hiçbir fikrim yok ya. Tornavida bulmamız gerekiyor. Ya bu telle şey yapılıyor olması gerekiyor ya. Nasıl yapıyorduk acaba? Tarifini mi öğrenmem gerekiyor? Tuzak yapılıyor da arkadaşlar. Bir tane. Sanırım tarifini öğrenmem gerekiyor. Biz şu an şeydeyiz. Moltres sanırım. Moltres haritasındayız. Moltres haritasında su yok. Yani göl olan yer yok. Balıkçılıkla ilgili bir şey yapamıyoruz bu bölgede. Ama West Point'i seçerseniz West Point'te gölmüş, dereymiş var. Orada balık tutma şansınız oluyor. Balık eşyaları orada işinize yarıyor. Ha buradan oraya gidemez miyiz? Gideriz. Yani uzun sürer. O ayrı mesele. Burada balıkçılık eşyaları pek işimize yaramayacak yani. Yapıştırıcımız, çadırgazın, iplik falan var. Bu iplikle falan yatı kendinize yatak, yastık, yatak falan yapıyorsunuz arkadaşlar. O işlere yarıyor. O kadar önemli değil. Şu helikopter geliyor. Abi yapma ya. Gözünü seveyim. Bu kaç oldu? Abi her oyuna girdiğimde helikopter geliyor ya. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne zaman ulan oyuna ne zaman ara versem ya girsem helikopter geliyor abi. Harbi diyorum benimle dalga geçiyorlar ya. Adam ciddi ciddi benimle dalga geçiyor ya. Nerede lan pompalı tüfek? Of abi ya. Dakika bir gol bir yemin ediyorum. Yine oyuna girdim ve yine helikopter geldi. Kaçıncı gün Allah'ını seversen ya. 15. gün. 3. helikopter. Bak bak. Zombilere bak nasıl toplanıyor. Helikopter burada bir yerde büyük ihtimalle. Bak geliyorlar. Ya. Oğlum vallahi dalga geçiyor bunlar benimle ya. Yemin ediyorum bıktım la. Oyunu zorda açtık. Sürekli helikopter geliyor. Gidin la. Ha gidiyorlar. Buradan takip edeceğim, izleyeceğim ne yaptıklarını. Ona göre hareket edeceğim. Şunu ben bir elime alayım abi. Ama yok ya. Dur balta alayım. Birinci donanımla kuşan. Önce balta alayım. Ne olur olmaz. Pompalı sallamayalım. Helikopter gidiyor sanırım. Bu sefer evin üzerine durmadı şerefsizler. Ama dışarıyı zombi doldurdular işte. Kapıya zombi dayanmasını sağladılar ve şuralarda tekli tüklü zombiler var. Yani yığın bu tarafta kaldı. Ya evin etrafına loglardan böyle sur çekmem lazım benim yani zombiler için. Ya o da büyük bir sıkıntı. Ben şurası kapısı kırılmıştı. Yeni kapı yapmıştık. Abi şaka gibi ya. Bak ya tiplere bak. Ulan her videoda helikopter saldırısı gelen tek adamım ya. Aç şu kapıyı. Of of. Tamam buraya benzin bidonu, boya fırçası falan taşımışım. Evet bütün her yeri boşalttığımı hatırlıyorum. Boşaltmıştım sanırım ya. Hepsini boşalttıydım abi. Hiçbir şey bırakmadım ya. Her şeyi aldım yani. Boyaları şöyle topladım. Yelek bilmem ne var. Abi benim yemek yemem lazım. Şöyle ye hepsini. Bu buzdolabını falan da yukarı taşıyacağım da tornavida de lazım ya. Tornavidamız olmadan yapamıyorum öyle bir şey. Şimdi evin etrafını temizlemem gerekiyor.
Bak helikopter geliyor gene. Allah seni kahretsin. Ya niye geliyor abi ya? Gelme ya. Yeter ya. Yemin ediyorum yeter. Bıktım. Bıktım senden lanet olası. Bak hepsini getiriyor bana bak. Heh, getir getir bu tarafa. Oba, gelin arkadaşlar. Gel 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 gel. Toplanın. Toplanın, parti var. Allah belanızı vermesin ya. Oğlum yeter lan. Olaya bak ya. Evin üzerinde şu an helikopter galiba. Evet, ormana doğru gidiyor. Götür abi onları. Götür ormana götür, hepsi takılsın oralara. Roketler olacak, buradan bir koyacağım dayı. Alayını yok edeceğim. Vallahi bıktım ya. Vallahi bıktım beyler. Yani olamaz, böyle bir şans olamaz ya. Görüyorsunuz değil mi? Her video böyle ara verdiğimde oyuna, videoya ne zaman başlasam abi şey geliyor. Helikopter geliyor. Mühendislik dergisi. Okudum mu lan ben bunu? Lan kapıda açık bırakmışız ha. Heh, ne oldu şimdi? Hepsini getirdim buraya. Ne oldu yani? Ne geçti eline? Geçme abi. Koskoca haritada benim evimin önünün üstünden geçme ya. Başka yerden geç. İstemiyorum yardım falan. Ben tek başıma çoğalırım anasını satayım. Lanet olsun ya. Evin kapılarına vuruyorlar. İçeri girecekler. Yiyecekler aşağıda kaldı. Allah'tan havucumuz falan filan var ama tencere mencere aşağıda sanırım ya. Onları bir almam lazım. O kadar çok şey varmış ki atıyorum atıyorum bitmiyor abi. Bunları alacağız büyük ihtimalle üzerimde bozulacak bunlar. Ama ne yapayım abi, yukarıda barbeküde pişiririz en azından. Hemen yukarıya gelemezler çünkü. Gelirlerse de yapacak bir şey yok ya. Ne yapayım abi? Şimdi pişmemiş yemeğim, pişmiş yemeklerim vardı benim ya. Nerede lan onlar? Ha. Ya abi. Buzdolabını falan şuraya şöyle köşelere bir yere taşıyabilseydim. Kahretsin abi, kapının önü zombi doldu ya. Yine ki bir bölüm. Lanet helikopter başımızı belaya soktu ya. Durup dururken. Vallahi bıktım ulan. Bıktım senden. Alçak. Her seferinde bunu yapmak zorunda mısın ya? Jambonumuz falan var da abi. Donmuş turta dilimi. Bunu direkt yiyebiliriz aslında. Hepsini ye. Yiyemiyoruz. Üzerinde yer yok. 50 kilo doldurduk. Şu lahanalardan kurtulmam lazım. Tohumları atalım.
Of of. Güya ben bu bölümde şey düşünüyordum. Base'i hani şu üst katı yaparım, merdivenleri kırarım. İşte dolabı taşırım, fırınını taşırım falan. Hani planlar buydu yani. Ama planlar oldu Paris abi. Geldi şerefsiz helikopter yine sıçtı. Her seferinde olduğu gibi. Şimdi şunu yesem. İçecek neyim var abi? Şimdi yemekten doyduk. İçecek şurada suyum olması lazım. İç. Şimdi üzerimde yük var. Bu yiyecekleri koyacağım bir yer. Birisi içeri girmiş, bu kapıya vuruyor sanırım. Sıkıntı yok. Onlar kapıları kırıp içeri girecekler. Belki bir iki tanesi yukarı gelmeye çalışır. Ama gerisi aşağıda duracak abi. Ondan sonra ben ineceğim aşağı. Diyeceğim siz hayırdır? Siz hayırdır oğlum? Siz kime şekil şukul yapıyorsunuz? Ya bu kadar yiyeceği... Vallahi sıkıntı ya. Yorgunluk var, ağır yükümüz. Uyu desem. Dinlen diyeceğim ya. Dinlenmek olmaz ama ya. Uyu diyeceğim, ölürsek ölürüz abi. Ne yapayım? Uyu lan. Yapacak bir şey yok. Yeter abi. Bıktım la. Sürekli zombi. Bu nedir abi? Helikopter. İyi, ölmedik. Birisi kapıma dayandı ama tek başına şu an. Yo. Tamam, dinlendik. Sabah ettik. Aşağıya bakalım ne durumda. Kapının önünde kimse yok. Gitmiş abi. Burası dağılmış. Bu taraf dağılmış. İçeridekileri temizlemek var. Önce üzerimdeki yiyecekleri güvene almam lazım. Şu kaç kilo alıyor? 50 kiloya kadar alabiliyor. Barbekünün içine doldur gitsin. Bu barbekü mini barbekü arkadaşlar. Bir de bunun büyüğü var. Ayaklı barbekü var. Tüple çalışıyor. Tüp o işe yarıyor. Hani ona gaz vermek için yarıyor. O barbeküyü de bulursak belki getirebiliyorsam getireceğim buraya. Ama getiremiyorsak yapacak bir şey yok. Ama getiriyoruzdur ya. Büyük ihtimalle getiriliyordur. Tornavidayı kaybetmeseydim. Geliyorum. Bekleyin oğlum. Aşağı ineceğim. Alayınızın içinden geçeceğim. Bekleyin. Şarkıya bak. Base'imi kuracağım, güzel yapacağım ya. Mesela şu duvara kitaplık koyacağım abi. Dolap, şuraya iki tane dolap getirebilirsem, iki buzdolabı. Bir tane fırın getiririm, tamam mı? Yukarıya. Sonra dolapları yanına jeneratör atarım. Elektrik durumu kesildiğince jeneratörden enerji alır. Sonra ne yaparım abi? O büyük barbeküyü getirebilirsem şu köşeye atarım. Merdivenleri kırıp halatla aşağıya ikinci kattan halat sarkıtacağım. Ve yukarısı benim yaşam alanım olacak. Sonra burayı yavaş yavaş base'e çevirmeye devam edeceğim.
tahtadan inşaata devam edeceğiz. Şimdi üzerimde bir ağırlık yok aslında. Bahçe küreyle işim yok. Şuraya bir at abi. Şu çekici at şuraya. Su şişesi üstümde kalsın. Şu an. Allah, bu ne? Lan. Aklım çıktı. Şerefsizler. Lan nereden girdiniz siz? Allah sizi kahretmesin. Oğlum nereden girdiniz? Lan öldüm. Ha, ısıramadı vallahi ısıramadı. Onun çıkacak yer bulamadım bir anda. Isıramadı değil mi lan? Isıramadı. Çok şanslı. Tamam abi. Ön kapıdan aldık bunları. Bu da gitti. Bu da gitti abi. Kimdi lan bana sıkıntı yapan? He? Sen miydin? Bu da gitti abi. Şimdi bu kapıda birileri var. Onu arkadan dolanacağım. Gelin abi. Oh, bir vuruşta iki kişi. Gel. Şimdi diyorsunuz ki bir vuruşta nasıl alıyor? Lan ben vuruyorum ölmüyor diyorsunuz değil mi? Onu da anlatacağım. Öldüreyim. Şimdi neden böyle bir vuruşta öldürüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Nerede o abi? Beceri, koşuculuk, zariflik, isabetlilik. Hem isabetliliğim arttı. Vura. Şu onarmayı geliştirelim. Hem de gücüm gitgide artıyor. Gücüm arttığı için daha güçlü vurmaya başlıyorum. Abi çok iyi yırttık bu sefer de. Vallahi götürdük yani işi. Bir şekilde hallettik. Gel. Gel koş bana gel. Heh, ne oldu? Ne oldu oğlum? Burası benim evim lan. Siz kimsiniz? Sen kaldın mı? Ha? Sen burada yalnız mı kaldın? Geber. Camımı kırmış şerefsizler. Aha biri daha girdi camdan. Şu arkadakiler var. Bu ibneleri de öldürmem lazım. Sonra yukarı çıkacağım. Yukarıda bir iki kişi kaldı sanırım. Gel. Selam beyler. Ne yapıyorsunuz?
İşte budur ya. Abi dağıttık. Tamam mı? Şimdi balyoz bulmam lazım. Benim balyozla şu merdivenin şöyle şurasını kıracağım. Şuradan halatla camlar şey sarkıtacağım abi. Burayı iptal edeceğim. Burayı kullanmayacağım. Anladınız mı? Buraya istedikleri kadar toplansınlar. Ben halattan çıkıp ineceğim. Kendimi güvene alacağım yani. Sonra şu buzdolabını yukarı taşıyacağım ama tornavida bulmamız lazım. Tornavidamız yok. Şimdi arkadaşlar loot'a gitmem lazım. Loot'a gideceğim. Ulan kırık camdan atladım, bir şey olmadı ha. Loot'a gideceğim abi ama loot durumumuz biraz sıkıntı. Yani kolon yağı var la adamın üzerinde. Alalım. Bazen zombilerden balta bile çıkabiliyor, biliyor musunuz? Nadir de olsa. Lan oğlum. Parkur iş yapma. La tekmeyle öldürmeye çalışıyorum, olmuyor. Boğa bıçak. Alırım. Ben şuraya girip lootlamış mıydım? Hatırlamıyorum. Bakalım. Gazete var, cüzdan var. Selam ablacım. Hemen de görüp yetişiyorsun yani. Küpeli ablam benim. Şimdi ben burayı lootlamış mıydım ya? Lootlamıştım sanırım, değil mi? Mesela bunda ne varmış abi? Boya, çorap falan filan geç. Kazak var, çorap var. Aslında kazağı alabilirim ya kış için de. Bak burada şey, iç çamaşırı falan filan. Bunlar bir işe yaramıyor arkadaşlar ya. Kazak kışın işe yarıyor işte. Yani soğuktan korumak için. Şu an birçok item oyunda ekli olan çoğu item kullanılamıyor. Yani kullanılmaya yeri var aslında da, ileride gelecek patchlerle falan filan. Ama şimdilik boş, yükümsüz. Evet, burayı ben lootlamışım. Burada camı temizlemişim değil mi? Kırık değil. Ha, iyi. Burayı da lootladım galiba. Ya tornavida falan bırakmışımdır diye bakıyorum etrafta da. Belki diyorum hani bir tornavidacık ya. Çattaki zombiyi de unutmadım bu arada. Gideceğim o ibneyi de öldüreceğim. Pompalı mermisi var, iplik var. Evet, bunları bir ara gelir alırım demişimdir kesin. Ya şurada bir tane şey olacak. Tamirhane gibi. Orada belki varsa vardır. Aslında bir tane inşaat alanı var. O alana gidersem orada da balyoz bulabiliriz. Şu aşağıdaki depoya baktığımı zannediyorum. Bakmışımdır yani. Elimden kaçmaz çünkü. Aha, tornavida. Gel. Aha, elektrikçi dergisi 2. Oku abi. Benzin bidonları var. Dolu mu lan bunlar? Azıcık dolu. Halat malat var. Oha lan, çok güzel şeyler var ha. Alalım mı? Ulan arkadan biri gelir midir anasını satayım. Boş benzin bidonu al abi. Halatı al. Radyoyla çekici alalım. Çekiç benzin bidonu. Al. Al canımın içi. Al al. Almıyor. Tamam, burayı boşalttık. Ver çekişleri. Kömür kalsın abi. Kömüre alırız sonra ihtiyacımız olursa. Yükümüz ağır. Tornavidayı bulduk. Tamam mı? Şimdi tornavidayla dolabı söküp yukarı taşıyacağım. Sonraki işimiz balyoz olacak. Ablacım. La öl. Nasıl bir karısın la sen? Gerçek hayatta şiddet mi görüyordun? Bu kadar dayanıklı nasıl olabiliyorsun?
Gel bakalım. La git. Isırıyordu. Fuck. Lan ısırıyordu var ya. Vallahi ısırıyordu. Alıyordu bir parçacımızı. Tamam, tornavida bulduk abi. Tornavida bulduk. Sıkıntı yok. Şimdi gideceğiz eve. Dolabı fırını yukarı taşıyacağım. Aşağıyı men edeceğim. Lanet olsun ya. Sürekli helikopter, sürekli helikopter ya. Merdivenleri kırmaya balyoz lazım şimdi bize. Ondan sonra rahatız. Yukarıda yeleye iş dur. Ananı satayım. Birisi ateş etti. Bu bize zombi çekecek demektir. Şimdi yukarıda bir arkadaşımız var. Onu da öldürmemiz gerekiyor. Oğlum bu cam nasıl kırıldı lan? Camdan zombi atladı sanırım. Manyak bunlar. Aynen, yukarıdaki zombilerden biri camdan aşağı atlamış. Tamam abi, bizim işimiz tamam. Benzin bidonlarımı abi, elektrikler kesilmeden benzin bidonlarına fullememiz gerekiyor. Elektrik kesilirse benzin alamayız. İmkansız. Benzin şeyleri rafinerisine jeneratör bağlayarak çalıştıramaz mıyız falan diye bir soru gelmişti bir zaman. Bilmiyordum onun cevabını. Çalışır diye. Çalışmıyormuş arkadaşlar. Denedim, çalışmıyor yani. Olmuyor. Benzin kesildi mi istasyon, çalıştıramıyorsun. O yüzden benzin gidip almamız lazım. Bütün benzin bidonları fullleyelim. Kafamız rahat olsun bir ara. Diğer bölüme kalacak büyük ihtimalle o işler. Bakacağız. Ben şimdi ne yapayım abi? Şöyle çekişleri at şuraya. 5 tane daha çekiş buldum. Ya bu çekişleri falan niye topluyorum biliyor musunuz? Hani elimdeki çekiç kırıldığında tamir etme malzememiz de bir gün bitecek. Gidip de taştan çekiç yapmaktansa bir sürü çekişi toplayalım abi. Kullanalım hepsi bitene kadar günlerce. Elinde sonunda bir gün bitecekler çünkü. Şöyle halat var. Kendi yatağımızı falan yapacağız daha. Çok güzel şeyler planlıyorum yani. Radyoyu buraya atayım diyecektim de atamıyorum. Mermi var. Zombileşiyorum galiba. Bahçe köyü. Buraya ne koyabiliriz? Ne koyalım? Ya ben bu benzin bidonları nereye koydum abi? Bende bir dünya benzin bidonu vardı ya. Galiba iki... Şuraya bir yere atmış olabilirim benzin bidonları. Aynen de öyle. Bunların hepsini alıp doldurmaya gideceğim. Bir ara. Ama önceliğimiz balyoz ve şu buzdolabını yukarı taşımak. At abi, at at şöyle. Bir ara ayarlarız. Bu kat da bize ait çünkü. Bu katı da iptal etmiyoruz. Şimdi ben ineceğim camı seçmem gerekiyor. Hangi camdan inebilirim? Bu camdan inebilirim. Giriş çıkışı böyle yapabilirim. Güzel. Şu merdiveni iptal ederim komple. Şunu da bırakalım abi. Lan oğlum bıraksana. Yer var. Bu benzin bidonlarını fullememiz lazım. Erken safhada aşağı gidip istasyona gidip şimdi şu elektrikçi dergisinde ne öğreniyoruz? Öğreten tarif: V1 hareket sensörü yap, V2 hareket sensörü yap, V3 hareket sensörü yap diyor. Okuyalım bir bakayım. Evet, ikisini de okudum. Elektrikçilikle ilgili bazı şeyler öğrendim. Bakalım mı ne öğrendiğimize? Bakalım. Elektriksel. Ev yapımı zamanlayıcı elektrik. Kumandalı görüntü jeneratörü. Bunu öğrenmiştik. Ev yapımı zamanlayıcı kumandalı boru bombası var.
Evet, yeni şeyler öğrendik. Yoktu bunlar. Bak, V1 hareket sensörü, V2 hareket sensörü. Sensör yap, hareket sensörü. Oğlum neler, bomba falan öğrendik lan hep. Baksana, manyak manyak kokteyl tarzı bombalar. Sis bombası falan filan. Tamam, güzel ya. Bunlardan yaparız abi. Bol bol yaparız hem de. Şimdi bizim işimiz şey. Ha, ben şeyi sökecektim. Pardon. Dolabı götürüyoruz abi buradan. Nasıl sökeceğiz? Al diyeceğiz. Ne diyor? Elektrikçi. Allah kahretsin, beceri lazım. Kaç beceri istiyor ki lan? Ona da baksaydım. Dur. Şöyle hurdaları söksem beceri kasar mıyım? Kasmam gerekiyor. Elektrikçilik. Mesela radyoyu sök abi. Bakalım. Söküyor musun? 0,6. Evet, böyle şeyleri sökerek kasabiliriz. İki yönlü radyoyu sök. Ama biraz uzun sürer gibi geliyor. Bir noktaki çok şey veriyor ya. Az veriyor. Böyle büyük bir şeyler sökmem lazım. Mesela elektronik kurdalardan. Ya yani jeneratör falan yaparsam ama bunları söküp söküp. Mesela ne istiyor abi? Bu şeylerden inşa edersem daha çok vereceğine inanıyorum. Ev yapımı zamanlayacak. Elektronik kurda ev yapımı tetikleyici koli bandı diyor. Elektrikçiliği 2 istiyor ama. Hani buna elektrikçilik şeyleri istiyor. Ev yapımı. Ha, ikinci seviye istiyor. Direkt seviyesiz olmuyor mu? Hoparlörü sök. O zaman abi bütün elektriksel malzemeleri sökerim ben kasana kadar ya. Acımam yani. Televizyon falan sökebiliyoruz lan. Evlere gidip televizyon sökerim lan. Aynen. Ne yapacağım biliyor musunuz? Her şeyden birer tane bırakacağım abi. Geri kalan elektronik ne var ne yok sökeceğim. Gelin ulan. Radyodan 4 tane. Birini al şunun. Aldın mı? At şuraya. Birini al şunu. At şuraya. Şundan bir tane var. At şuraya. Birini al abi. At buraya. Ordu telsizi. Alalım bunu. Ulan! Yanlış aldım ya. Lanet olsun. Ne? Şunu da birini al. At şöyle. Saati fırlatabiliyormuşuz bak, fırlatmak için kuşanın diyor. Ama sökeceğim. Ha yok lan, bu saat işe yarar. Bomba yaparız. Yağmur başladı. Hepsini sök abi bunları. Elektrikçi kitabı okusaydım TP puanı kazanırdım. Daha çok hızlı kasılırdı ama böyle böyle 75'e getireceğiz bir şekilde. Çünkü benim %100 bir şekilde buzdolabını yukarı taşımam lazım. Lan çantadakileri söktü. Oğlum. Ya çantadakileri niye söküyorum? Ben şeydekileri sök dedim sana. Aptal gerizekalı mal. Gitti ordu radyosunu söktüm. Ne aman ya, sök gitsin abi ya. Buluruz elbet. Kaç oldu? 13 oldu ya. O kadar söktüm, 13 mü etti yani? Şimdi.
Ampulümüz var. Ampul. Amplifikatör. Alüminyum var. Elektrik kablosu var. Bunlarla bir şeyler yapabilirsem. Evet, sağanak yağmur var. Bunlarla elektrikçilik babında bir şeyler üretebilirsem, tamam mı? Mesela hurda bu. Elektrikçiliği 2 istiyor. Ya işte elektrikçiliği 2 falan istiyor. 2'ye kadar kasmam için. Ya benim elektrikçi kitabım yok mu ya? Elektrikçi kitabım yok. Olsa dolabı sökmek için elektrik yeteneğine ihtiyacım var. Bunlara da iki beceri falan istiyor. O zaman dolap taşıma işi bekleyecek abi. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunu ben kasana kadar beklemesi gerekiyor. Ben böyle bulduğumu sökeceğim. Bulduğumu sökeceğim ki elektrikçilik kasalım yani. Başka yolu yok. Var mı lan başka sökmediğim bir şey? Bakacağım. Sağanak yağmur durdu. Alayınızı sökeceğim oğlum. Var mı? CD çalar. Çök sök. Sök gitsin. Zamanlayıcı kalsın. Amplifikatörü sökerek aldık zaten. Şuralarda da belki olabilir. Evdeki televizyonları melezonları sökeceğim. Alayını sökeceğim abi gezerken. Tamam. Şu an sökebileceğim bir şey kalmadı benim üstte. Tornavidayı yanımda gezdireceğim arkadaşlar. Evlere gideceğim. Balyoz aramak için. O arada elektronik hurda sökeceğim. Paso. Elektrikçiliği kasacağım. Ondan sonra iki seviye yaptık mı rahat ediyoruz zaten. Her şeyi yapabiliyoruz neredeyse. Elektrikçiliği kasarken de bir yandan balyoz arayacağım. Ve merdivenleri kırıp burayı güzel bir hale getireceğiz. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.